Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdete min lisani yefkahu ve kavli. Ve ufavvidu emri ve umurana ila Allah. İnna Allahe basirun bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Muhterem cemaat, bugün inşallah Rabbimizin müsaade ettiği kadarıyla Bakara suresi 232. ayetten itibaren anlatmaya çalışacağız. Okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz Teala mealen ve kısaca şöyle buyurdu: وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ. Kadınları boşadığınızda onlar da iddetlerini tamamladıklarında فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ. Kocalarına tekrar varmaları konusunda onlara baskı yapmayınız. اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. Bu ikisi aralarında güzellikle anlaştıkları takdirde siz aksine onlara baskı yapmayınız. ذَلِكَ يُعَظُ بِهِ. İşte bu Allah Teala'nın size öğüdüdür, yaptığı öğüttür. Kime? مَنْ كَانَ مِنْكُمْ. Sizden. يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa işte ona, onlara Allah'ın yaptığı bir öğüttür. ذَلِكُمْ اَزْكَى لَكُمْ وَاَطْهَرُ. Bu şekilde davranmak sizin için çok daha temizdir, sakıncasızdır, mahzursuzdur. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ayetin kısaca anlamı buydu. Şimdi baştan tekrar alıyorum. Hanımları boşadığınızda ve onlar da iddetlerini tamamladıklarında eski kocalarına varmaları konusunda onlara baskı yapmayın. Aralarında güzelce anlaştıktan sonra. Hanımlar boşadığında malumdur ki iddet beklerler. Bu iddet hem kadının durumuna göre hem de başka hallere göre değişik uzunlukta ve sürededir. Bu çok kısa bir zamandan tutun 3 ay hali doluncaya kadar da sürebilir. 3 ay süreyle de olabilir. 4 ay 10 gün süreyle de olabilir. Bazı arzi durumlarda daha da fazla olabilir. Her neyse, süre ne kadarsa kadınlar onları, boşanmış olan kadınlar onları doldurduktan sonra bu kadın isterse başkası ile evlenebilir. İsterse de aralarında anlaştıktan sonra eski kocalarına da varabilirler. Bu noktada kadının akrabalarına, babasına, abilerine, yok amcalarına, amca oğullarına aksine bir baskı yapma hakkı yoktur. Bu olay şöyle bir şekilde vuku bulmuş ve ayet onunla ilgili olarak nazil olmuştur. Sahabeden birisi kız kardeşini birisiyle evlendirmiş. Sonra da o sahabe bu evlendiği hanımını boşamış.
Aradan biraz zaman geçtikten sonra boşayan sahabi pişman olmuş. Kadın da tekrar eskisiyle onunla evlenmek istemiştir. Bunun üzerine kardeşi, erkek kardeşleri buna engel olmuşlar, olmaya çalışmışlar daha doğrusu. Bunun üzerinde ayet nazil olmuş. Onlar anlaştıktan sonra evlenmelerine siz engel olmayın diye ayet inmiştir. Buradan çıkarılacak olan bazı hükümler var. Her şeyden önce kadın iddetini doldurmadan önce başkasıyla evlenemez. Boşanan kadın iddetini doldurmadan başkasıyla evlenemez. Başkası da buna evlilik teklifi getiremez. Böyle bir hüküm var. Ama kadın eski kocasıyla evlenecekse, evlenmek istiyorsa ve daha önceki boşanma da 3'ü bulmadıysa, boşanma sayısı 3'e varmadıysa, iddetini doldurmadan da eski kocasıyla evlenebilmektedir. Bazen şöyle olaylar geliyor bize. Kadın kocasından bir defa boşanmıştır. Daha kocasıyla evli kalma imkanı var. Çünkü ikinci ve üçüncü boşanma daha verilmemiştir. Bir defa boşanmıştır. Sağdan soldan kendilerine demişlerdir ki eski kocanla tekrar evliliğe dönmen için bu süreyi doldurman gerekir. Süreyi doldurmadan eski kocanla evlenmek mümkün değil demişlerdir. Ve bu kadın ve eski kocası boşuna 3 ay beklemişlerdir. 3 ay yaklaşık beklemişlerdir. Halbuki eski kocasıyla evleneceğinde bu süre önemli değil. Boşandıktan bir saat sonra, bir gün sonra, bir hafta sonra da tekrar eski kocasıyla evlenebilmektedir. Burada söyleyeceğimiz şu var. Boşanma hadiseleri hemen bir kişiye danışıp da neticelendirilmemeli, araştırılmalıdır. İkinci bir şey, bu konuları bilmeyenler fetva vermeye kalkmasınlar. Bazen öyle yanlış fetvalarla karşılaşıyoruz ki, artık bu kadınla bu kocanın evlenmesine imkan bulamıyoruz. Şöyle oluyor, mesela bir defa boşanmışlardır. Karı koca bir aklı evvel çıkmıştır orada, demiştir ki sizin boşanmanız için boşanmayı 3 defa yapmanız gerekir. O da tutmuş 3'e tamamlamıştır. Ondan sonra da yanıp yakılıyorlar, nasıl geri döneriz diye. Halbuki ilk boşanma yeterli idi. İkinci ve üçüncüyü vermekle yerli bunları ayırmış olmaktadırlar. Birinci boşanmayla yetinselerdi, öbürü de böyle bir yanlış akıl vermeseydi, bunların tekrar evlenmeleri mümkün olabilecekti. İşte o kişi, kimse, kim araya gidiyorsa artık, böyle bir akıl vermiş, yanlış bir şey bilmediği halde müdahale etmiş ve bunların bir daha evlenmelerine imkan bırakmamıştır. Bir de şunu hemen hatırlatalım. Dinimiz 3 tane boşanma hakkı vermiş. Ondan sonra da artık evlenemeyeceklerini hükme bağlamıştır. Karı koca birbirleriyle anlaşamaz duruma gelmişlerdir. Mesela artık bir daha tövbeler olsun bir araya gelmeyecekler için bütün boşamaları vermiştir. Ama kısa zaman sonra da pişmanlık olabilmiştir, meydana gelmiştir. Artık bunların dönmelerine imkan yoktur. Bunlar için de diyeceğiz ki bir defa boşa, İki ve üçüncüyü sakın ha boşama. Çünkü bir tanesiyle zaten maksat hasıl oluyor. Bir tanesiyle zaten maksat hasıl olunca iki ve üçü vermeye gerek kalmıyor. İki ve üçü vermek lüzumsuzluk oluyor. Ben diyor zaten bir araya gelmeyecektim ki filan. Olsun. Yine de bir boşama sana yetiyor, iki ve üçü verme. Çünkü gelecek günleri sen bilmezsin.
Belki aradan bir ay geçer, iki ay geçer veya 4-5 ay geçer, her neyse, bir pişmanlık meydana gelebilir ve tekrar evliliğiniz söz konusu olabilir. İşte böyle bir durumda tekrar onunla nikah yapabilmeniz için bir talak yeter, iki ve üçe teşebbüs etmemek gerekir. Bunu da özellikle yaygın olarak söylememiz, böyle durumlarda bildiğimiz eşe, dosta bunu tavsiye etmemiz gerekir ki sonradan telafisi mümkün olmayan bir şey meydana gelmemiş olsun. Bir de bu ayetten şu çıkmaktadır: kadınlar iddetlerini dolduktan sonra eski kocaları ile evlenmelerine engel olmayın denildiğine göre, kadın eski kocasıyla evlenmek istiyorsa, aralarında da bir anlaşma meydana geldiyse, kadının akrabası olan erkeklere bu işe burnunu sokmamaları emredilmiştir. Bazen böyle de karşılaşıyoruz. Diyelim ki kadının babasıyla ya da abisiyle bu kadının kocası arasında şahsi bir takım şeyler olmuştur, olumsuzluklar olmuştur. Birbirlerine karşı ahdetmişlerdir. Ama kadın eski kocasıyla evlenmek istiyordur, aralarında da anlaşıyorlardır. Abisi ya da babası kendi şahsi hıncını almak için kadına engel oluyordur. İşte bu konuda ayet hemen hatırlatıyor: bu kadınlara engel olmayın. Burada Müslüman nefsini ayağının altına alacak, dişini sıkacak, tahammül edecek ve kadının eski kocasıyla evlenmesine engel olmayacaktır. Böyle bir yetkisi yok. Bazen de şöyle oluyor. Hatta dün soruldu. Karı koca anlaşamamışlardır. Boşanma noktasına gelmişlerdir. Erkek şöyle, şu şartla boşayabilir miyim diye soruyor. Ya da aracı soruyor, kendi sormuyor. Başkasıyla evlenmemen şartıyla seni boşuyorum diyebilir miyim? Kadını boşayacak. Aradan da zaman geçecek tabii. Kadının başka talipleri çıkacak. Bu erkek şart koşuyor, onlarla herhangi birisiyle evlenmemen şartıyla. Bu da ayrı bir cahilliktir, bir cehalettir. Kadın kocasından ayrıldıktan sonra ve iddet doldurduktan sonra artık tamamen yabancılaşır ve herhangi yeni bir imkan ortaya çıktığı zaman evlenebilme hakkına sahiptir. Böyle bir şartta ileriye sürülemez. Kadın burada artık yabancı hale gelmiştir. Eski kocasıyla ilgisi kalmamıştır. Ama eski kocayla evlenme imkanı varken, tabii ki ayetin tavsiye ettiği eski kocasını tercih etmesi tavsiye edilmektedir. Niye? Çünkü arada çocuklar vardır. Onlar anasız vesaire kalmamış olacaklardır. Vesaire vesaire vesaire. Velhasıl aile hukuku konusunda toplumumuzun ciddi ciddi eğitime ihtiyacı var. Eğitim de yeterli değil. Eğitim yeterli değil. Ona uymak da ayrı bir şeydir, bir problemdir. Bildiği halde uymayan birçok insanlar görüyoruz. Allah'ın hükmü budur diyorsun, başkasını yapamazsın diyorsun. Bakıyor ki ben yaparım diyor. Nasıl yapacak? Ya şahsi gücünden istifade edecektir, ya da kanun gücünden istifade ederek zulmetmeye kalkıyordur. Sen bunu yapamazsın diyorsun, ben yaparım diyor. İşte tam orada Müslümanlık devre belli olur. Eğer senin kendi arzunla İslam çelişiyorsa, İslam'la çeliştiğin için hemen isteğinden vazgeçiyor ve İslam'a teslim oluyorsan, Müslümansın. Yok ben burada bildiğimi yaparım diyorsan, kusura bakma, Kur'an-ı Kerim sana Müslüman demez. Sen Müslüman değilsin.
Çünkü apaçık Allah'ın emrine itiraz ediyorsun. İtiraz ediyorsun. İşte bu konularda maalesef aklı başındadır dediğimiz pek çok insanın çizgiden saptığını, en iyi ihtimalle münafıklaştığını görüyoruz. En iyi ihtimalle diyorum bakınız. Peki en kötüsü ne? En kötüsü dinden çıkıyor. Çok basit bir şeyden bakıyorsun ki dinden çıkmış gitmiş. Hatırlatıyorsun, hiç laf dinlemez oluyor. Kulağından laf girmiyor. Kulak tıkanmış. Allah onu sağır etmiş. Hak bir söz kulağından içeriye girmiyor. Bu konularda biz yeniden tevbe istiğfar ederek Allah'ın hükmüne teslim olmamız gerekir ki Müslüman olabilelim. Allah'ın hükmüne teslim olmadan Müslüman olmak mümkün değil. Bakınız geçen haftalarda da hatırlıyorsunuzdur. Allah Teala böyle bir hükmü söyledikten sonra hemen uyarıda bulunuyor. İşte geçenkilerde ne diyordu? Allah'ın koyduğu hudut budur. Sınır budur. Kim bu sınıra, hududa uymazsa kendisine zulmetmiş olur. Uyarılarda bulunuyordu. Burada da Rabbimiz ne diyor? Bakınız. ذَٰلِكَ يُعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ İşte bu Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere Allah'ın yaptığı bir öğüttür. Allah'ın öğüdü, tavsiyesi, emri. Buradaki öğütten maksat şöyle ben tavsiyede bulunuyorum. Yaparsan yaparsın, yapmazsan yapmazsın değil. Allah'ın tavsiye diye ifade ettiği şey emirdir. Yani bu Allah'ın size emridir. Kime? Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere emridir. Burada ne? Bunlara uymazsanız Allah'a ve ahiret gününe olan imanınıza zarar gelir. İmanı ilgilendiriyor bakınız. Evet, ondan sonra ayrıca ذَٰلِكُمْ اَزْكَى لَكُمْ وَطْحَرْ Bu sizin için daha temiz, daha temizdir. Yani şunu anlıyoruz, siz bunlara uyarsanız bu hükümler sizi tertemiz yapar. İçinizde kin, maraz, manevi hastalık, şeytani vesvese vesaire bırakmaz, sizi tertemiz yapar. Demek ki Allah'ın hükmüne uyduğumuz zaman Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş oluyoruz. Ayrıca içimizi de dışımızı da tertemiz yapmış oluyoruz. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Bakınız Allah Teala yine ne dedi? Allah bilir, siz bilmezsiniz. Peki Allah Teala niçin bunu söyledi? Çünkü bu gibi hadiselerde çok muhatap oluyoruz, karşılaşıyoruz. Bu konularda Müslüman bir bakıyoruz ki kendisi her şeyi bilir, her hükmü ortaya koyabilir, yetkide görüyor. Allah'ın hükmü onun için neuzbillah basit, itibar edilmeyecek bir durumda kalıyor. Allah Teala hatırlatıyor. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Burada siz kendi kafanızdan hüküm koyamazsınız. Kendi kafanızdan hüküm koyup da işte ben ondan sonra Müslümanım şu bu, yok. Ortaya hükmü Allah koyar, sen de ona uyarsın. Allah hükmü koyar, sen de istesen de istemesen de ona boyun eğeceksin. Müslümanlık işte tam bu noktada belli oluyor. Şöyle topluma ibret gözüyle baktığımız zaman, olaylara gözlem yaptığımız zaman, olaylarda bakıyorsunuz ki kırılma noktası işte burası. Allah'ın hükmüyle Müslümanın yapmak istediği, kafaya koyduğu şey çelişiyorsa, Müslüman bundan, Allah'ın hükmünden dolayı vazgeçiyorsa işte Müslüman. Buna güvenebilirsin. Bu kişi dürüsttür. Bu kişi içi de dışı da Allah'a ayarlıdır. Her yola bununla gidebilirsin.
Ticarete de girişebilirsin, ortak bir işe de girebilirsin, sosyal bir faaliyete de girebilirsin. Bu adam dürüsttür çünkü. Ama Allah'ın hükmüyle kendi içindeki arzu çeliştiği zaman, Allah'ın hükmünü görmüyor da, görmezlikten geliyor da, kendi bildiğini yapmada ısrar ediyorsa, bununla hiçbir ortak işe girişemez. Dürüst değil çünkü. Nerede seni satacağı, nerede efendim sana hile yapacağı hiç belli olmaz. Buna yola gidemezsin. İnsanı dürüst yapan, şahsiyetli yapan, Allah'ın hükmü olduğu zaman kendi arzusundan vazgeçebilen insandır. Kendi arzusuna vazgeçebiliyorsa tamam. Bu adam dürüsttür. Bazen bu huyları gayrimüslimlerde de görüyoruz. Gayrimüslim diyor ki tamam burada ben hata ettim. Tamam. Karşımdaki sen haklısın diyebiliyor. Bu adam gayrimüslim bile olsa dürüsttür. Öte yandan Müslüman bunun aksi gibi hareket ediyorsa Müslümandır ama hile yapmaya çok müsaittir. Öyleyse kendimizi bu ince ve kırılgan noktada terbiye etmemiz lazım. Böyle bir noktada kendi arzumu mu ön plana çıkarıyorum yoksa Allah'ın hükmü vardır diye kendimi geriye mi alıyorum? Eğer kendimizi ön plana çıkarıyorsak ki Müslümanlar böyle yapıyor. Müslümanlar derken ben bütün toplumu kastetmiyorum. Allah'ın dinine uyduğunu, aklı başında bir Müslüman olduğunu söyleyen, iddia eden kişiler dar çevre için bunu söylüyorum. Bu noktada maalesef Allah'ın hükmü bir tarafa atılıyor, nefsani arzular ön plana çıkarılıyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de hemen karşımıza bir ayet daha geliyor. Diyor ki, kendi nefislerini ilah edinenler, kendi nefislerini ilah edinenler işte bunlardır diyebiliyoruz. Çünkü haşa Allah'ın ilahlığını bir tarafa bırakmış, kendisini ön plana çıkarmıştır. Bunlar hassas noktalardır. İkinci ayet, bir ayet daha okuyalım. Bakara 233. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَا اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتَيْمَنْ رَضَاعًا. Analar emzirmeyi tam yapmak isteyenler için kendi çocuklarını tam 2 yıl emzirirler. Ayet-i kerime devam ediyor. Parça parça gidelim. Analar çocuklarını tam 2 yıl emzirirler. Çıkan hükümler. Çocukların 2 sene emme hakları vardır. 2 sene. Seneden maksat da 365 günlük sene değil, 354 günlük kameri senedir. Bütün hesaplar buna göre yapılır. Bizim İslam hukukunda bütün hesaplar. Aklınıza ne kadar yaş geliyorsa, sene geliyorsa, hepsinde kameri seneye göre hesap edilir. Ne kadar varsa. Şimdi onu saymayayım çünkü vaazımızın birisi de saydığımı hatırlıyorum. Onunla iktifa edelim. 2 yıl emzirirler. Peki başka çıkacak olan hüküm ne? Analar emzirirler. Bizim fıkhın usulünde denir ki Allah Teala bir emir verdiği zaman bazen geniş zaman kipiyle de bu emri verir. Yani emzirirler demek emzirsinler demektir. Analar çocuklarını emzirsinler. E peki bize şimdiye kadar hep şöyle deniyordu. Kadın çocuğunu doğurur, bunu emzirmek zorunda değil. Hep böyle anlatıldı bize. Biz de çok anlattık. Ne için? Kadın hakları İslam'da çok fazladır demek için. Kadın hakları, kadın hakları anladık. Batı dünyası kadın hakları konusunda bizi sıkıştırdı. Biz de onun arkasından komplekse düştük. İslam'ı güya savunuyoruz derken yalan şeyler söyledik. Halbuki
kadının kendi çocuğunu emzirmekten daha makul başka bir şey yok. Makul olanı budur. Allah Teala kadın çocuğunu emzirmeyecekti de o sütü niye yarattı? Allah abesle mi iştigal etti, haşa? Yok. Peki bu çocuğu annesi emzirmeyecekti, kim emzirecek? Efendim başkasını emzirtsin. Bakın bakın nasıl bir gülüş bir şey söylüyoruz. O başkası kadın değil mi? Onun hakkı yok mu? Çocuğun anasının hakkı var da o kadın neyin nesi? O öteki bir adam, bir insan mı? Yok. Böyle bir hataya düştük. Bu konudaki hükümler nelerdir onu söylüyor. Hatta şunu da ekleyeyim de ondan sonra. Kadın çocuğu emzirmeyecek de erkek mi emzirecek? Gündeme o geliyor şimdi. Erkek nereden emzirecek? Böyle hep gülüş durumlarına düştük biz. Gülüş durumlarına düştük. Ve dikkat edin, feminizm hem kadın haklarından bahseder, hep böyle kadın hakları, kadın hakları. Ya kadın sorumlulukları? O yoktur. Kadın sorumluluğu nedir diye sorduğun zaman hemen kimyalarının bozulduğunu görürsünüz. Çünkü onlara göre kadın sürekli hak sahibidir, hiç sorumluluğu yoktur. Peki birine sordum. Dedim bak siz hukukçusunuz. Bir insan düşünün. Sadece hakkı var, sorumluluğu yok. Bu insan nasıl bir insandır? Hukuk mantığına göre nasıl bir insandır? Hukuk mantığına göre bu insan ya delidir ya çocuktur. Küçük çocuktur. Çünkü delinin hakları var, sorumluluğu yok. Çocuğun da hakları vardır, hiç sorumluluğu yoktur. Yani deli, diyelim ki birini öldürse, bunu sen muhakeme edemezsin, deli zaten. Ne olur peki? Bunun cezası falan yok. Ancak tedbir alınır. Bu deli, azgın bir deli ise bir yere biraz kapatılır, başkasına zarar vermesin diye. Hepsi bu. O da ceza değildir üstelik. Hukuk mantığına göre bu ceza değil. Siz dedim kadına hak iddia ediyoruz diye kadını insanlıktan çıkarıyorsunuz ya. Hatta insanlıktan çıkarıyorsun dedikken şunu kastettim. Hayvanların da hakları var, sorumluluğu yok. Akşama kadar çalıştırdığın bir atın, bir öküzün neyse yani hakları vardır. Onu beslemek zorundasın. Yem vermez de hayvan zayıflar, bilmem şudur budur olacak olursa İslam'a göre resmi makamlar el koyar, sana o hayvana zorla baktırır. Ya da bakmayacaksan sattırır onu, bakacak bir adam onu alır. Bu hayvan haklarındandır. Peki hayvanın sorumluluğu var mı? Yok. Yani sen sahibine çalışmadın diye hayvanı muhakeme edip 3 ay ceza, bilmem şu kadar şey neyse var mı? Yok öyle bir şey. Hakları olup sorumluluğu olmayan ya hayvandır ya çocuktur ya da delidir. Ve onlara diyoruz ki kadına gerekli şahsiyeti verebilmeniz için bir de haklarının yanı sıra sorumluluğundan bahsetmeniz gerekir ki şahsiyeti bir insan olsun. İnsanın hem hakkı vardır hem sorumluluğu vardır. İşte İslam'ın feminizmden ayrıldığı nokta burasıdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde kadının haklarının olduğunu, yanı sıra sorumluluğun da olduğunu söylüyor bize. Veda hutbesinde, veda, artık vedalaşıyor. En son yaptığı tembihlerden bir tanesi budur. İşte kadının sorumluluğundan bir tanesi de çocuğunu emzirmesidir. Ve kadın çocuğunu mecburen emzirecektir. Kadın çocuğunu emzirmeyecek olursa ve çocuğa bir zarar gelecek olursa 4 mezhebinde diğer başka ne kadar müçtehit varsa alimlerin de ittifakı ile bu kadın günahkar olur. Yani kadının çocuğunu emzirmesi üzerine farzdır ve borcudur, yüküdür.
eskiden söylediğimiz yalanı kompleks altındayken söylediğimiz yalanı artık söylemeyelim. Vazgeçelim. Bir ara kadınlardan bahsederken filan bunları söylüyorduk. Ya sonradan baktık ki öyle değilmiş iş. Biz başkasına güya karşı İslam'ı savunacağız diye yalanlar söylüyormuşuz. Aynen kölelik meselesinde olduğu gibi. Yok efendim miras meselesinde olduğu gibi. Yok tesettür meselesinde olduğu gibi. Gavur neyimize çattıysa biz İslam'da yok demişiz. Böylece kurtarmaya çalışmışız. Öyle yok. Evet. Hatta şunu da ekleyelim. Bakınız, İslam'da kira hukukuyla ilgili bir ilke var. Kira. Hizmet akdi ya da kira ile ilgili. Bu ilke şu. Bir insan mecburen bir işi yapmak durumunda ise onun karşılığında ücret hak etmez. Bir insan bir işi yapmak zorunda ise karşılığında ücretten bahsedilemez. Örnek vereyim. 5 vakit namazı kılmak zorunda mıyım? Evet. Bu namazı kıldım diye birilerinin ücret alamam. Zaten o kendi görevimdir o. Anlaşıldı mı? Ha. Peki şimdi bakınız, bu ilkeye göre bakıyoruz. Ha, bu ilkeye göre meseleye bakalım. Kadın kendi çocuğunu emzirdi diye aile var, karı koca var, çocuklar var. Çocuğunu emzirdi diye kadının kendi kocasından ücret alması diye bir şey hatırlıyor musunuz? Herhangi bir kitapta bir cümle var mı? Kadın mesela akşam diyecek ki kocasına, bugün çocuğu emzirdim, aynı evde yaşıyorlar, yevmiyemi ver. Böyle bir şey yok. Niye ücret söz konusu değil? Çünkü kadın çocuğunu emzirmek zorundadır da ondan. Zorunda olduğu bir işi yapıyor zaten. Ancak kadın boşanır, iddetini tamamlar, tamamen ayrı hale gelirler. Çocuğun babası isterse başka bir kadını emzirtir. Zaten biraz sonra da ilgili ayet gelecek. İsterse de kendi anasını emzirtir. Ama anasını tercih etmesi tabii ki doğru olandır. İşte bu durumda ancak ücreti hak eder kadın. Yoksa evlilik devam ediyorken kadının kendi çocuğu emzirmesi karşılığında ücret alması diye hiçbir yerde bir şey yazmaz. Çünkü mecburdur ondan. Evet. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Çocuğun babası onların rızıklarını ve yiyecek ve giyeceklerini güzellikle temin eder. Onun borcudur. Yani kadın kendi çocuğunu emzirir. Çocuğun babası da hem çocuğun hem anasının rızkını temin eder. Nafaka babaya ait, emzirme kadına aittir. La tukallafu nafsun illa vus'aha. İnsana ancak gücü dairesinde bir şeyler yüklenir, yükümlü kılınır. İslam'ın hiçbir emrinde insanın gücünü aşan bir şey yoktur. Dolayısıyla insanın gücünü aşan bir şeyden bahsediliyorsa, insanın gücünü aşan bir şeyden bahsediliyorsa İslam adına, bilin ki o yanlıştır. O kişi bilmeden İslam'a ait bir hükümmüş gibi onu konuşuyor. Böyle bir şey yok. La tudarra validetun bi veladiha ve la mevludun lehu bi veladihi. Ne çocuğun anası bu noktada zarar görsün, ne de çocuğun babası bu noktada zarar görsün. Yine Allah Teala ne hatırlattı? Bu konularda kanun gücü kullanılarak ya da şahsi güç kullanılarak ne çocuğun babası anasına zarar versin, ne de ana çocuğun babasına zarar versin. Herkes haddini bilsin. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكِ Çocuğun babası olmaz da nafakasını temin edecek sırada başka kim varsa, bu ya babanın varisidir ya da bu çocuk öldüğü takdirde onun varisidir.
Bu varis de, yani nafaka sırası kime geldiyse, nafaka ödeme sırası kime geldiyse, o kişi de aynen böyle davranacaktır. Yani o çocuğun nafakasını temin edecek, emzirtecek vesaire yapacaktır. Ondan sonra hızlıca geçiyorum. فَاِنْ اَرَاضَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ. Eğer ana baba 2 yıl süre dolmadan karşılıklı rıza ve istişare ile çocuğu sütten kesmek istiyorlarsa فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا, bunlara herhangi bir günah yoktur. Diyelim ki çocuk 1,5 sene emdi, artık yiyebiliyor, başka şeylerde de beslenebiliyor. Ana baba istişare ettiler, keselim mi? Keselim. Kesebilirler. Bunda bir günah yok. وَاِنْ اَرَدْتُمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوا اَوْلَادَكُمْ, çocuğunuzu başkasına emzirtmek istiyorsanız, böyle durumlar olabilir, emzirtmek istiyorsanız, فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ, size bir günah yok. اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ, güzellikle çocuğu emzirecek olan kişiye ücretini verdikten sonra buna da bir günah yoktur. وَاتَّقُوا اللّٰهِ, Allah'tan korkun. وَاَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, ve bilin ki Allah Teala yaptıklarınızı görmektedir. Yukarıda Allah bilir, siz bilmezsiniz dedi Rabbimiz. Burada da Allah sizi görüyor. Yani Allah'ın hükmüne aykırı bir şey yapayım, kimse görmez, bilmem şu bu, bunu unutun. Allah Teala her yeri görüyor, her şeyi görüyor. Evet, burada söylenecek başka şeyler de var. Ancak ayrıntı olur diye oraya girmiyorum. Gelecek ayet yine boşanmadan, iddetten bahsediyor. Ondan sonra kadına talip olma ayeti denk geliyor. Arkasından mehirle ilgili ayetler geliyor. İnşallah önümüzdeki konuşmalarda bunlardan da bahsederek devam ederiz. Daha 3-4 haftamız daha var. Ramazan'dan önceye kadar devam ettireceğiz. Bakara suresi 234. ayete gelmiş olduk. İşrak namazından sonra yine çorba ikramı ve bir başka hocamızın konuşması vardır. El-Fatiha.